Ben oynayamadık bugün. Sevgili Aşkım. seyirciler, Beşiktaş Alanya Spor'un ardından temsilcimiz Galatasaray da Avrupa'ya veda etti. Maalesef gönül isterdi ki Galatasaray tur atladı, gruplara kaldı, ülke puanına yardım etti diyebilmeyi çok isterdik. Ama maalesef e, temsilcimiz e, sarı kırmızı takım e, Avrupa'ya veda etti. E, i̇lk turda iyi oynadı. İlk yarı iyi oynadı. Yani ilk yarı dengeli oynadı. Şey şeyi söylüyorsan, ha, Nefçi arkasından. Onlar zaten Galatasaray'ın e, rakip olarak baktığımızda değil. ayarında değil. Aynı seviyesinde değil. Yani. Evet. evet o seviyede değil. Yani bizim seviyemiz ya e, Glasgow R diyor, Rangers, yani Rangers e, seviyesi bizim seviyemiz aslında. Yani Rangers'ı eleyebilecek performansı da var Galatasaray'ın. Aslında o noktada öyle bakmak lazım. Şalt Yoksa üzerinde. ne Hayduk Split ne e, Nefçi Bakü. Galatasaray'ın e, rakip olarak eş değer takımları değil. Yani gönlü isterdi. Şimdi bir gruplara kalalım, değil mi? Şöyle Başakşehir arkasından Sivas, sonra Galatasaray iyi olurdu. Çok. E, üst üste Avrupa kupası maçları e, olmadı ama beklediğimiz Rangers'ı da gördük aslında. Evet yayın öncesi de konuşmuştuk. Ya ilk 45 dakikayı aslında e, dengeli bir oyun şeklinde götürdük. Özellikle orta alanda e, yani ikinci bölgede çok fazla top kaybetmedik. O bölgeyi daha çok e, hakim olarak kontrol ettik. Ama e, ikinci yarıda e, o ikinci bölgede çok kolay top kayıpları, çabuk ucuma çık çıkacak şekilde toplar verdik rakibe. Onlar zaten bizim için en büyük tehlike o oldu. Aslında o beklemediğimiz tehlikeli. yerden gol yedik. İlk gol. Hiç beklemediğimiz. Ve Göbekten geldiğimizde en güçlü, en kuvvetli olduğumuz bölgeydi. Zaten bunu da oyun içerisinde tam ee, böyle göbek. Marka avluyunda ama olduğu evet. yer. Bir de ikinci golde de yine tam bir o bölge golü. Sol bek geldi. Haldun abi evet, dediği gibi. Barış Oradan ortaladı. Sağ bek geldi attı golü. Tavaniyer'in belki de en olumlu yaptığı işte orada da golü buldu. Ha, orada da Lines'in hatası da var. Onda evet. Göz yani Lines, Lines doğru yerde ama doğru pozisyonda değil. Yani yeri doğru da evet, belki evet. Fatih doğru bir pozisyon alsaydı bence top çok havalandı. Hani çıkıp altı pasın üstünde yumruklamaya dair kalksa belki bu anlamda gol olmayacaktı. Ama diyoruz ya hatalar oyunu futbol. Hatalar zinciri de arka arkaya gelince gol yemeniz kaçınılmaz oluyor. Çıkan 11'i nasıl değerlendiriyorsun Aldin abi? Yani tabii testi kırıldıktan sonra herkes yol gösterir. Yani bu sonuçta bir gerçek ama e, elbette ki de Fatih Terim çok daha tecrübe, çok daha deneyimli bir teknik adam. Ki Cerrah'ın söyledikleri de ortada. E, hoca böyle bir 11 çıkartmış. Omar Lines, Duyndama Marka önde Taylan. Taylan mesela yalnız mı kalacak demişti Yalçın. E, yoruma başlamadın. Acaba Eto Boy'la mı başlasaydı gibi. Daha Şimdi çok ben, acabalar var ama. Hani. Benim 11'im yani ben 11 bir tane değişikliğim vardı burada. Benim 11'imde. Ben e, şöyle düşünürdüm ki öyle düşündüğümü bir yani burada Söyledin son, son sayfada da söyledim burada. E, ben Eto Boy'u oynatırdım. Orta alandaki direnci yükseltmek açısından. E, kanatta tercihim Emre Kılınç olurdu. Sonra Babel'le değiştirirdim. Çünkü Emre Kılınç'ın e, içeriye kat et ...diği gibi dışarıya da e, oynama özelliği var. Yani rakibi çıkartmayabilirdi. Yani Babel olduğu için de itiraz etmem de. Yani Emre ben öyle bir 11 bekliyordum. Ama hoca... E, ...yani şöyle söylemiş. Diyor ki yani ben zaten orada bir kalabalığım oluyor demiş. Emre Kılınç'tan bu noktada istenen verimi alamadı hoca. Yani e, o, bu şeyin içerisinde. Zaten şu gerçeği söyleyelim. Hani elinde daha olumlu bir sağ kenar oyuncusu olmadığı için bir kere çok formda olmamasına rağmen Fegüli'yi oynatıyorsun zaten. Yani başka bir seçeneğin olmuyor. Falcao'da şimdi şöyle bu tür konularda çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Neden eleştirmek istemiyorum Falcao'yu? Hani ne yapsın yani? Orta sahaya gelsin top alsın sonra götürsün gol mü yapsın? Böyle bir şey, böyle bir özelliği yok. Yani kenar ortalarıyla beslemen gerekiyor. Ya yani onlara onlarla iş yapacak bir oyuncu. Yani ceza alanı içerisinde ceza alanını karartabilmesi için topun oraya gelmesi lazım. Şimdi topu oradan arkadan alıp oraya getirecek oyuncu değil. Yani öyle bir meziyeti yok. Ama ceza sahası bir tane pozisyon geldi. Tık vurdu. Yani onu yapar yani. Ama çok fazla ceza alanının içerisine top taşıyamadı Galatasaray. Yalçın'ın bir de. argümanı vardı devre arası hatırla. E, Babeli ben olsam içeri atarım. Santrafor bölgesine. Bayramı oyuna sokarım Ömer'i değil mi? Belki bir sıfırdan önce çok acil bir oyuncu değişikliği hamlesi yapıldı. Belki Fatih Hoca yani bu anlamda e, bir şey söylemek gerekir. Ama onun dışında bence çıkarmış olduğu 11 zaten bu haftaya kadar e, ideal oyuncu. Yani Beklent. ideal kadrosu. İdeal kadro. O ideal kadrosu. Ama bugün bireysel olarak siz beklentinin altında kalırsanız ofansif olarak Kreatif oyuncuların, baktığınızda Emre, Belhanda, Fegüli, Falcao ciddi anlamda Rangers'ın açıkçası savunması içerisinde resmen e, aktif hallerini göremedik. Yani bu da bizim üst düzey maçlarda performans, performans beklediğimiz oyuncu grubuna yakışmadı. Üzücü bir gece açıkçası. Mesela kanatları da böyle çok iyi, kreatif, hızlı, çabuk da kullanamadık bu maçta işte sorumluluk alamadık. Babel almaya kalkıştı. Olmadı. Ee, yani. Stoperler için ne diyorsun Luyinda Marka? Marka gol attı. İlk attık, yarıda, tamam mı? ilk yarıda aslında e, bizim tahmin ettiğimiz gibi, arzu ettiğimiz gibi oynadılar. Zaten maçta 0-0 bitti. Ama ikinci araya başlarken de e, yayın arası verilirken Aykut abi şöyle bir ifade kullanmıştık. 55 ile 65. dakikalar çok önemli. Odaklanmanın, konsantrasyonun çok üst seviyede olması gereken dakikalar olduğunu söylemiştik. Zaten goller de orada geldi. Goller de 52 ve 59. 59'da. Yani sizi 0-0 devre arası rehavete sokar. Ama o oyuncu grubu tecrübeli ise bunun üstünden gelebilecek bir kadro yapısı var Galatasaray'da. Ama maalesef karşınızda da çok organize bir takım var. Başlarında çok tecrübeli bir hoca var ve Galatasaray'da çok iyi bir analiz etüt etmişler ki Galatasaray'ın negatif yönlerini de bugün çok kullandıklarını görüyoruz. Bu da önemli. Şimdi tek başlı oyunlara baktığımızda e, riski nerede alacağınız da çok kıymetli. Yani ilk yarıdaki skora bak 0-0 tamam aynı 11 ile başlamak bir yere kadar. Doğru değil mi? Tabii yani şimdi şöyle bir şey. O, on, o, o 11'de sen gol bulamıyorsun. Pozisyon üretmekte zorluk çekiyorsun ama pozisyon da vermiyorsun. Yani Şimdi hoca o noktada şunu düşünebilir. Yani ben bir 20 dakika daha pozisyon vermeden oyunu taşıyayım isteyebilir. Bu da gayet doğal bir durum yani. O, ama e, öyle enteresan bir şey ki daha 52. dakikada gol oldu. Yani da 7 dakika sonra e, Galatasaray gol yiyince tabii bütün senaryo değişti. Yani soyunma odasından çıktığındaki senaryo tamamen değişmiş oldu. E, öyle baktığında tabii... Yeniden bir e, senaryo oluşturman gerekiyor, yeni bir şeyler yazman lazım. O da çok kolay değil tabii ki. E, bir de tabii e, Yalçın'ın da söylediği gibi, e, ya bu tür bu düzey oyunlarda bireysel oyuncuların sahne alması lazım. Yani hep söylüyoruz, yani ben bunu defalarca söyledim, yine söylemekten e, imtina etmeyeceğim. Ya Belhan da kendi istediği zaman oynuyor. Yani e, bu maçlarda çok daha e, lazım olacak e, oyuncu. Buralarda çok yüksek düzeyde oynamıyor. Yani bir bakıyorsun iki tane maç oynuyor. Ha, diyorsun ki tamam yani Belhanda kalitesi var mı var, kumaşı var mı var ama istenen düzeyde oynamıyor. Yani oyna, o zaman e, şimdi şurada sana gelecek iş yapacak ki yani sen seni hem para kazandıracak hem e, şeyi atacak. Bir ayak bastı parası alacaksın, gruplara gideceksin. E şimdi buralarda yok. Galiba eğer Nis bu konuda çok şeyse, istekliyse herhalde Belhanda'yla 5 Ekim'e kadar Galatasaray'ın yolları ayrılır. Çünkü gerçekten ben öyle bakıyorum futbola. Benim oyuncum Yalçın oynuyor değil mi? Yalçın ben biliyorum ki 7 numaranın altında oynamaz. Bir oyuncu bana bir gün 9 öbür gün 4 oynamasın, 3 oynamasın. 6 ile 8 arasında oynasın benim için en değerli oyuncu o. Ya böyle bir yere kadar gelsin daha sonra maksimum fayda sağlanabilir. Ya şimdi 10 üzerinden oynuyorsun mesela 7'yi bakacaksın her maça çıkar benim oyuncum 7 oynar diyorsan o değerli bir oyuncu bana göre. Ama bir maça çıkartıyorsun bir gün 3 oynuyor bir gün 9 oynuyor. Bu oyuncunun ne zaman neyi oynayacağını bilmiyorsun ki. O kadar tehlikeli bir şey yani. O nedenle ya ben Belhanda konusunun biraz sıkıntıya gireceğini düşünüyorum. Yani Tabi burada bir başka konuyu daha konuşmak lazım. E, Fatih Hoca yönetimle e, kendisi arasında bir problem olmadığını yönetimi daha korumak adına e, bir takım açıklamalar yapıyor ama Fatih Hoca net bir şekilde e, klasik tabirle futbol tabirle uçurtma bir kanat oyuncusu istiyor. Yok Emre Kılınç içeri devrilir, Babel içeri devrilir, Feguly içeri devrilir yani diyorsun Onyekuru ve Rodriguez onu arıyorsun ve onu arıyor, zaten. Yani, onu arıyor evet. zaten yani o zaten teknik adamların onu da söyleyeyim bitireyim teknik adamların istediği şu bir oyuncusu içeriye devrilerek oynuyorsa ikinci oyuncusunun içeri devrilmemesi lazım aksi takdirde o havuz havuzun içerisine savunma havuzun içine düşüyorsun bir oyuncusunun da böyle e, çizgiyi kullanıp oyunu genişletecek oyuncu olmasını isterler o nedenle e, Onyekuru çok başarılı oldu ve o nedenle Galatasaray e, başarılı oldu. E, yani şimdi bu olaydan sonra e, Onyekuru yeniden gündeme gelecektir ama tehlike e, seri de var. E, seri de istiyor e, Fatih Hoca net bir şekilde söyledi Fenerbahçe maçından sonra seri de var. Onyekuru da daha az var. Onu söyleyeyim. Neden seri tehlike var? E, Fulham e, bugün Brentford maçında ilk 11 başladı seri. Yani oynadı. Yani hocası ona güveniyor. Ya orada da satmak bir istiyorlar. Sıkıntı olabilir. Ha, ya satmak istiyorlar. O nedenle ama bütçe ne, de yok. Bütçe, yok, bütçe de satmak yok, satmak istiyorlar. Ek olarak ben Belhanda yok, kısmında bir oyuncunun vücut dili, beden dili bazı şeyleri mutlu olup olmamasını net bir şekilde gösteriyor. Bu bir hafta bakıyorsunuz Belhanda mutlu, bir hafta bakıyorsunuz değişken bir şekilde mutsuz bir görüntüde. Bu da düşündürücü açıkçası. Demek ki burada kafa karıştırıcı bir durum ortada ve bu durumu da en iyi çözecek olan Galatasaray yönetimi ve Sayın Fatih Terim. Yani bu anlamda bu kafa karışıklığını gidermezse oyuncuyla ciddi anlamda performans düşüklüğü gözde görülüyor. Yani böyle maçlarda siz sorumluluk alıp Galatasaray'ı tur atlamasına etken gösterecek performans göstermiyorsunuz. Ya yani bu tartışılır. Ve Al. burada sadece kendisi değil. Feguli Falcao, Emre Kılınç bugün baktığınızda performansları beklentinin çok altındaydı. Mesela şurada var mı? Muslera'da. E, Fatih için ne diyorsun abi? E, ya Yenilen şu, gollerde yapabilecek şu, bir şey yok. Yani e, ayak dışıyla ilk golde yani güzel bir plase. Yani e, çok fazla bir şey yapamaz. İkinci golde yalnız e, daha doğru bir pozisyon alabilirdi. Topun gelişi belli. Orada da şanssızlığı şu. Önde Omar'ın ayağına çarptı top. Ayağına çapıp çarpıp kavis aldı. Belki o da yanıltmış olabilir yani geliş evet. pozisyonuyla. Ee, ama şunu söyleyelim. Yani Mustera gibi bir kalecinin arkasından kaleye kim geçerse yok. geçsin. Üç, üç kaleciyi tane... geçirsen yine Mustera yok derler. Yani. Sarakçı yok, Akbaba yok, Mustera yok. Üçü de gelirse sanki yeni transfer gibi olacak. Ben açıkçası Emre'den çok beklentim var. Çünkü sağlıklı olduğunda... Performansı iyi olduğunda Galatasaray'a ciddi anlamda e, puanlar kazandırdığını ve ülkemiz adına da milli takımda ne kadar faydalı performans gösterdiğini hep birlikte gördük. İnşallah o da tez zamanda sağlığına kavuşur. Hem Sağlarda görürüz. milli takımıza hem de Galatasaray'a sağlıklı bir şekilde devam eder. Şimdi Emre Akbaba'nın dönüşü aslında Galatasaray'da bir manada Belhanda'nın yani hep şu konuşuluyor tamam Belhanda'yı gönderecek Galatasaray ama peki yerini nasıl dolduracak? Bir kere şöyle söyleyelim Belhanda kendisine sorduğunuz zaman ben 10 numara değilim diyor. Yani on numara dediğimiz forvet arkası ofansif oyuncu değilim. Ben 8 numarayım yani box to box gidip gelecek oyuncuyum diyor. Şimdi baktığında öyle gidip gelmiyor. Yani öyle bir durumu söz konusu değil yani hem ofansif oynayacak hem defansif oynayacak. Ama Emre Akbaba e, o işi yapan yani on numara pozisyonunu oynayan bir oyuncu. Çünkü e, çok e, zaman zaman Alanya'da oynarken dikkatimizi çekmişti. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Mesela Santrofor gibi oynardı. Santrofor gibi yani ikinci Santrofor gibi değil sanki birinci Santrofor gibi ceza sahası içerisine giren bir oyuncuydu. O nedenle Emre Akbaba Galatasaray için önemli bir oyuncu dönüşü. Fakat bu ağır sakatlıklar onun dönmesini nasıl sağlayacak bilmiyorum. Ben 3 haftada dönemez demiştim. Antrenmanlara başlamış bir iki haftası daha kesinlikle var anlaşılan antrenmanlara başlamış ama yani Emre Akbaba önemli bir oyuncu ama Fatih Hoca'ya bakarsan eğer hani sen en başta söylemiştin oyuncu transferi konusunda kesinlikle bir 8 numara tarzı yani box to box gidip gelip gelecek bir e, kesinlikle ben bir Andoluz, o, Melo hani öyle, o tarz. yani evet yani öyle bir oyuncuyla bir tane çizgi oyuncusu arayacaktır çizgi derken işte Onye Kuru değil mi O değil mi? Rodriguez o taraf evet, o, o tarz yani işte ama Onye Kuru'nun adı hala geçiyor. Konuşuluyor. Yok Onye Kuru konusunda şunu söyleyeyim yani şey seri konusunda oynadı diye söylemiştim ee, ama Onye Kuru konusunda e, Niko Kovac Monako'da artık ona şans vermemeye başladı. Evet. Baştan ilk 11 oynattı 2 maç. Oyundan aldı. Üçüncü maç sonradan soktu. Dördüncü maç sonradan soktu. Beşinci maç yedek listeye koydu. Oyuna e, sokmadı. Yani demek ki ondan umudu kesiyor ve sürede daraldığı için herhalde baktı. Herhalde onun sonunda 5 e, Ekim'e kadar mutlaka bir eylem yapılacak onunla ilgili. E, oyuncu da daha çok Galatasaray'a gelmek istiyor. Evet tabii şimdi kaldı iki takımımız. Başakşehir ki zor bir gruba düştük. Paris Saint Germain, United, Leipzig. Bu tarafa döndüğümüzde Sivasımız ki yarın 18'de kura çekimi. iki takımımız temsil ediyor. İki takımımıza da başarılar dileyelim. Bir tarafta Şampiyonlar Ligi, diğer tarafta Avrupa Ligi. İnşallah hem Başakşehir hem Sivas yukarıya çıkacaktır. Grubumuz da önemli Sivas açısından. Kabul edelim. Başakşehir zor bir gruba düştü. Evet. Çok zor çok bir gruba zor. düştük. Yani. Hiç olmayacak bir grup. Evet yani şöyle bir şey söyleyelim. Hani Başakşehir'in dişine göre takım diyeceğin bir takım yok yani orada. Ama zaten şu da bir gerçek değil mi? Dördüncü pota girdiğin zaman Böyle, böyle. alacağın evet. rakipler var. Ancak bir tanesini böyle kendine eşdeğer rakip kura şansı ile getirebilirsin. Onun dışındaki takımlar böyle gelmesi gayet doğal. Yani burada... Yani öyle enteresan ki birinci tor, birinci pottan torba demeyeyim de birinci pottan Bayern Münih, ikinci pottan Barcelona falan da gelebilirdi yani. Barcelona da ikinci pottaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani öyle enteresan şeyler de var. Ama diyeceksiniz ki yani daha mı iyisi geldi? Hani benim söylediğime göre daha iyi ama genel çünkü Manchester'ın bu başlangıcı iyi bir başlangıcı olmadı. sezon başlangıcı ama ne kadar sezon başlangıcı Kötü de olsa bir baş takımı, yani Premier Lig'in baş takımlarından bir tanesinden bahsediyoruz. City, United, ondan sonra işte Chelsea, Liverpool. Bunlar Arsenal. Bunlar yani o Premier Lig'in kafa takımları. Yani bunların her zaman iyi pozisyonda Avrupa'da mücadele edeceğini bilmek lazım. Şu açıdan sordum. Hem Başakşehir'i hem Sivası konuşuyoruz. İşte Galatasaray, Rangers. Tamamali Bold e temsilcimiz. Şimdi Ukrayna, İskoçya tabi tam bu hesaplamalar biraz karışık, abi. biraz da zor. Tabi. Ee, o yüzden arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Nihai çıktığında. Şimdi gruba girdiğinde bize he, Gruba girince evet. bir grup puanı da var. Yani Aynen onu öyle. da aldılar şimdi. E şimdi İskoçya yükseltiyor. Ukrayna'ya bakacağız. Ukrayna'da tam tersi de olabilir. Belki tamamen altımız alır. Yani bizim şampiyon takımımızın. Direkt katılmama ihtimali var. Evet. O e, ihtimal yüksek zaten yani. Baya bir geriye döndük. Kaç sene geriye dönmüş oluyoruz? Yani Şarkı bir 15, para, 15 sene falan sene geriye, geriye döndük. Zaten Başakşehir ile ilgili sarf ettiğimiz konu bu sene nasıl başladığı lige. Düşündürücü taraf bu. Yani 3'te 0 yapmış bir takım. Ee, UEFA yani Şampiyonlar Ligi'nde de zaten Paris Saint Germain, Manchester, Leicester yani bu anlamda ciddi ekipler. İnşallah futbol bu. İnşallah Başakşehir'de ülkemiz adına e, çok ciddi müsabakalara çıkacaklar. Diyorum ülke puanını etkileyecek pozitif yönde sonuçlar alır. Ve bizi de ilerleyen senelerde e, ciddi anlamda ülke puanı açısından sağlıklı bir duruma gelmesine sebep olur. Ve keza yarın çekilecek kura çok önemli. Sivas için. Aynen. Aynen. Yani bu anlamda inşallah şans da yanlarında olur. Ee, o gruptan çıkabileceğimiz rakipler inşallah çıkar. Sivas Spor'un şampiyonlar ligi deneyimi de var. Evet Var. yani Sivas Spor'un Avrupa deneyimi var. var. Yani şimdi Alanya Spor'la değil. De değil. 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 Ee, yalnız tabii şu e, olayları da gördük. E, genelde Avrupa'da mücadele eden takımlarımız o sene e, ciddi manada sıkıntı yaşıyorlar. Ee, yeni Malatya spor yaşadı, Konya spor yaşadı. Yani buralarda kadro derinliğinin çok önemli olduğunu vurgulamamız lazım. Çünkü oyuncular neticede bu sene bir de 40 maçlık bir performans e, sergilenmesi gerekiyor. Avrupa'da eğer çok yıpranırsanız e, o zaman içeriye döndüğünüzde sıkıntınız büyüyor. Ne yapacaksınız? Birbirine eş değerde oyuncu e, havuzu oluşturacaksınız. E, onları nasıl olsa Avrupa'yı bir kenara atarız e, deyip, e, o havuz oluşmuyor, oluşmayınca da e, genelde sıkıntılarımız büyüyor yani işte bu, bu yaşadığımız sıkıntıların genel e, özeti bu. Yani sen de aynı Aldın Abi mi düşünüyorsun? Galatasaray'ın ihtiyacı olan e, hem ileri hem geri oynayacak bir orta saha oyuncusu. Evet. Ve bir kanat. Evet. Şu anda gözde görülür eksiklikler bunlar görülüyor. Bu gece üzücü bir gece açıkçası hem ülkemiz adına ülke puanı açısından. Beklentimiz çünkü Galatasaray'dan bugün turu geçecek yöndeydi. Ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. Dediğimiz gibi inşallah Başakşehir ve Sivas Spor ülkemiz adına iyi müsabakalar çıkarır ve ülkemizin beklentilerine karşılık verirler diye düşünüyorum açıkçası. Jackney ile 11'de başlayacak diye de böyle iddialar, yorumlar vardı Aldun abi. Hani Falcao belki dinlendirebilir, hoca Cagne'yi oynatabilir. Orada da Yalçın statik bir oyuncu. Belki Ranger savunmasına kaybolur gider diye bir yorumu vardı. Oyuna girdikten sonra baktık ki hakikaten o savunmanın arasında kayboldu gitti. Bir de zaten bir artık, var artık gol olduktan sonra savunma daha iyi kapanıyor. Direnci artıyor. Onu da söylemek lazım. O nedenle yani falka ile başlaması tehdit unsuru açısından da doğru bana göre. Yanlış evet. değil. Şu altyazıyı sen okur musun abi? 1982'den bu yana İlk kez üç büyük takımın hiçbiri Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek. Çok üzücü. Bu önemli. Evet. 1982'den bu, bu yana ya. ilk defa üç büyük takım yok Avrupa'da. Evet. Üçü de yok. Fenerbahçe zaten yoktu. Beşiktaş da Galatasaray elendi. Trabzonspor da yok aslında. Tabii Trabzonspor bir, Trabzonspor, Trabzonspor da yok. Trabzonspor da yok. Rabzon malum malum o da işte UEFA'nın cezasının nadirine evet. uğradı. Dolayısıyla hiçbiri yok. Evet yani şimdi tabii şöyle bir şey var. Biz ülke futbolunun da iç dinamiklerinin globalleştiğini düşünüyoruz ama... hani ...bu takımların da temsil açısından yani Türkiye'yi temsil etme açısından... ...bir takım başarılar elde etmeleri lazım. Şimdi az önce söylüyorum Alanya Spor işte Rosenborg deplasmanına gidiyor... Et, Avrupa tecrübesi yok diyorum şimdi doğal olarak. Avrupa tecrübesi yok. İşte demek ki Avrupa tecrübesinin de çok önemi var. Bu takımlarda olmayınca Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor işimiz daha da zorlaşıyor. Öyle bakabiliriz. Ama Aldın abi şu gerçekte kaçınılmaz. Yani biz Avrupa Ligi'ne katılmak için sezon içerisinde mücadele ediyoruz. Ama lig bittikten sonra bütün planlamamız, hazırlanmamız ne hikmetse Avrupa Ligi'ni hafife alır şekilde. Ya çok tezatlık var. Yani bizim ligimizin zaten kalitesi ortada. Ama bizi zaten tolere edecek başarı Avrupa kupalarında yaşanacak başarı. Biz 20 yıl önceki Galatasaray'ın ülkemize kazandırmış olduğu kupayla övünüyoruz. Neden diğer takımlarımız bu seviyeye gelemiyor? Ve ciddi ekonomik şartlar takımlar tarafından sağlanıyor ve bu tür oyuncular bu tür maçlar için alındılar. Sadece ligimiz için değil. Bir de ekonomik durumumuzu da düzeltmemiz lazım. Sen biraz önce çok güzel bir örnek verdin. Mesela Avrupa Kupalarında Hırvat takımıyla eşleştik. Evet. Değeri şu kadardı. Ne kadar? Kaç paraydı? 2,5-3 milyon euro, euro gibi. Vardı. Hadi 4 milyon euro, euro, diyelim. Onu, o takımdaki stoperi değil mi? Aşağıdaki evet, Mitrovic'i 4.5 mitrovic milyon, milyon, milyon euroya buraya transfer etmek. Yani bizim böyle bir lüksümüz olmaması gerekiyor. Mesela Trabzonspor geçen hafta Pereira yoktu. Altyapıdan gelen oyuncu Alper sanırım müthiş bir performans gösterdi. Yani bizim altyapımızdaki oyuncuları da bu seviyeye artık ulaştırmak gerekiyor. Yani yok mu canım koskoca Türkiye'de Mitrović e ayarında bir stoper Türk, değil, değil mi? mi? Eğer istersek Fatih Terim Ozan Kabaa çıkardı genç yaşta oynattı. Şimdi Atınçlar geliyor. Beşiktaş'ta keza. E, Merit Demiral. Aynen. Çağlar mi? değil mi abi şimdi? Evet. Baktığımızda tek tek düşündüğümüzde bizim kendi oyuncularımıza ki çok doğru bir şey söylüyor. Ya, madem Avrupa'yı tam gidemiyoruz belli ki 82'den bu yana da katılamıyoruz. Üç büyükle temsil edemiyoruz. Madem öyle tamam biz de değil mi? Kendi öz kaynaklarımıza dönelim. yerlilerimize dönelim. Kendi oyuncularımıza sahip çıkalım diyor. E Bizim kendi ligimizdeki şampiyonluk bizi ne kadar tatmin edecek? Ben açıkçası futboldan Bekleyeni... gelen bir insan olarak beni tatmin etmiyor. Çünkü beklentim Avrupa düzeyinde başarıyla karşılaştırdığında çünkü yapılan transferler, yapılan planlama bize şunu gösterdi yıllardır. UEFA'yı, Şampiyonlar Ligi'ni başarıyla tamamlamamızı ama gelinen nokta hala aynı seviyenin çok çok altında olduğunu gösteriyor bize. İşte abinin yerimizde saymıyoruz. Geri geri gidiyoruz. Evet geri geliyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii ki burada bazı oyuncularımızın yükseldiğini belli noktalara geldiğimizi vurgulamamız lazım. Bu milli takım açısından yararlı oldu. İşte Merihler, Çağlarlar, Cengizler belki bir havuzdan çıktı. Zeki Çelikler, Umut meraşlar bir havuzdan çıkıyorlar çoğunlukla ama netice itibariyle yani milli takımma yararlı bir havuzumuz oluştu. Yani o açıdan sıkıntımız evet. yok. Fakat takımlarımızın kendi havuzlarını oluşturma noktasında sıkıntıları var. Yani şimdi atıyorum işte Fenerbahçe kadrosunu sayarken hiç kimse Ömer Faruk Beyaz'ı saymıyor. Çünkü Ömer Faruk Beyaz dediğiniz oyuncu bundan, 3 sene önce Bayern Münih'ten 5 milyon euro teklif almış bir oyuncu. Ama saymıyorsun. Ya da işte Galatasaray kadrosu sayarken Mustafa Kapı'yı saymıyorsun ama Mustafa Kapı'yı Lille Lil alıyor, Lil alıyor, transfer ediyor. Yani şimdi burada temel sıkıntımız biraz oyuncu yetiştirmek kadar oyuncuya değer verip kullanmak noktası da var. Oyuncu çıkıyor aslında bak çıkıyor gidiyor. Yani oyuncu gidiyor. Ben son Lille Lil maçında Zeki Çeliyi seyrettim. Yani gerçekten çok büyük bir keyifle izledim yani. Ben Kendini çok bu kadar geliştirdi. bu evet. kadar olgunluk olur mu ya? Ceza sahası içerisinde e, rakip hücumu sırasında topu kesiyor, indiriyor, pas yapıyor. Yani gelişi güzel vurayım de hani çok buradan uzak müthiş. Yani şimdi e, bu oyuncular demek ki oynarlarsa <laughs> umut gelişiyorlar. Umut Meraş o da kat ediyor. Umut Meraş da öyle. Tabii oralarda sıkıntıları hep sağ, söylüyorum özet gelene kadar e, söyleyeyim. Özeti bekliyoruz herhalde. E, oralarda şu sıkıntı var Umut Meraş e, işte Bursa Spor'a 235 bin euroya gidiyor ama Beşiktaş'ta Galatasaray talip olunca 1 milyon euro oluyor İşte Mesela, temel şimdi, sıkıntı bu İskoçya'da yaşıyorsun bir futbol seversin bir alıyorsun kadroyu Galatasaray'a bakıyorsun Ründam'a Markao Babel, Belhanda Feguli, Falcao diyorsun ha, bu maç izlenir ve işimizde zor dersin öyle düşünürsün evet ya da Rangers taraftarıysan değil mi? Şiddetle evet. şu kadroya baktığında eyvah e, çok ciddi çok önemli. Donk mesela kulübede diyorsun bakıyorsun donk var. İşte Cagne e, iyi bir kadro var işimiz zor diye düşünürken bir anda e, iş Rangers tarafına evrildi. Bir anda Rangers için baktığında 50. dakikadan sonra o 30 dakika 50 ile 75 arası kolay bir maç oldu. Evet. Ya i̇lk yarıda bulduğumuz pozisyonlar da futbol... var. Bastırdığımız... baktığınızda futbol artık e, oyuncunun oyuncunun background'uyla ya da ismiyle değil. değil. Işte. Takım takım olmak çok farklı. Ya yani isimler oynamıyor. Ya kesinlikle şimdi baktığınızda çok saygı duyduğumuz oyuncu grubuna sahip. Şu an Galatasaray'dan bahsediyoruz. Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Fakat bugünkü göstermiş oldukları performans hepsinin birbirine yakın negatif anlamda göstergesi. Bir tane sıyrılacak Falcao Belhanda'dan, Belhanda Feguli'den ya da Emre Feguli'den iyi oynadı diyeceğimiz bir oyuncu ben görmedim bugün. Sanki hepsi aynı evet. E, değil mi böyle tek çizgide performans. E, bir tık çıkmadı. Bir Markao belki işte o golde çıktı ileriye attı bir iki pozisyon uzaklaştırdı. Şimdi biz tabii bir de şurada yanılıyoruz. Ama sadece o kadar. O Yani orada yapılan yatırımlar, şimdi şöyle söyleyeyim. E, Ryan Kent'ten bahsedelim mesela. Hani oyun içerisinde e, işte, yani böyle ilk yarı çok görünmedi ama ikinci yarı sahne aldı. Şimdi Ryan Kent az önce söylemiştim. sağ e, İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Southgate onu milli takıma alacak bekliyor. Nereden yetişti? Liverpool altyapısından. Liverpool Akademisi mezunu. Şimdi oyuncu kaç yaşında? 23 yaşında. Yani şimdi biz şu andaki değeri 4 milyon euro ama diyelim yani ya o biz sanki daha pahalı bir takımmışız gibi görünüyor. Fakat yaptığı yatırıma bakarsan o yaptığı yatırımla o oyuncu belki bir müddet sonra iki sene sonra bir konuşacağız. 25 milyon eurolardan 30 milyon eurolardan bahsedeceğiz.